Merhaba. Şimdi altcoin bakar mısın? İşte çoğunluk XRP muhabbetinde az önce dediğim gibi yanlış anlaşıldı o. Yanlış anladınız daha doğrusu. Yani hold yapın dedi adamlar zaten günlerce. Yani al hold et. Hold için de ayrı video yaptık. Yani kimi kandırıyorsun sen diye. Nerede o? Şu. O hold etme, o hold etme. Binance'da tutun coin'den hold yapmış olmuyorsun. Ben BFS hold ediyorum. Nerede? Binance'de. Öyle hold mu olur? CZ'nin cüzdanında hold ediyorsun. O değil olay. Alacaksın, hold yapacaksan cüzdanı çekeceksin. Ripple aldıysan onu çekeceksin Ledger Wallet'ına ya da offline bir Wallet'a. Öyle hold olacak o. Gidip 10 bin dolarlık XRP aldıysan zaten ve Binance'te tutuyorsun onu. Kabak gibi belli oluyor hani 1000'de alıp 1200'de satmak niyetinde olduğun. O yüzden de çakıyorlar kafanıza. Çünkü diyor ki sana sen sisteme zaten güvenmiyorsun kardeşim. Ben bunu 50 dolar yapacağım. Sen buna bile inanmıyorsun. 3 dolar da çakacağım diyorsun. Bana köstek olacaksın sen. Benim tekerime çomak sokmaya çalışıyorsun sen. Bir zahmet siktir git. Açık açık bunu söylüyor. Biz de yayınlarda hep bunu söyledik. Adamların derdi XRP'yi 50 dolara çıkartmak. İlk hedef için 10 dolara çıkart. Amaç o. Ama sen 1 dolar da alayım 1,5 da satarım diyorsan adamları ekmeğine taş koyuyorsun oluyor. Yaptırmazlar onu arkadaşlar sana. Öyle gitmiyor dünya. O kadar kolay değil her şey. O güven testini yapıyor işte şimdi. 1200 satışla çaktı size 940. Güveniyorsan dur. Duramayacaksın zaten. Yani duramayacaksan zaten güvenmiyorsun demektir. Olay da oydu. Güvenecek adam lazım bize. Kriptoyu ileriye taşıyacak adam lazım bize. Ben bu XRP'yi 10 dolara getiririm. 2 dakika sonra getiririm. Kime satacağım onu? Sen onu şey yapmayacaksın ki. Onu hazırlamayacaksın ki. Aztek gibi YouTube kanalı yapmayacaksın. Tweet yapmayacaksın. Burada bas bas bağırıyoruz tweet atın diye. Sen bunları yapmayacaksın. Sen XRP'yi 1000 de almışsın. 1200'de satıp defolup gideceksin. Derdin o. Araba alma derdindesin sen. Biz burada dünyayı değiştirme derdindeyiz. Sen araba alma derdindesin. O zaman çakarız kafana kardeşlerim. Öyle gitmiyor olay. O yüzden güveniyorsan dur, güvenmiyorsan zaten durmaman lazım yani. Şimdi bu ne? Oradan bahsedeceğiz. Güveniyorsan güvenmiyorsun. Para mı dağıtacaklar mı nedir o? M1 Money Stocks. Amerika'nın bastığı paralar bu. 6,8 trilyon dolar Amerika'nın bastığı. Bir de bunun M2'si var arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştik bundan. Bu da 19 trilyon dolar. Bu da diğer ülkelerin bütün toplam para birimlerinin değeri. İşte şey var içinde sterlin, euro bilmem ne falan filan. Onların hepsini topladığınız zaman onların dolar değeri de bu oluyor. 19 trilyon dolar. M2. M1'de doların kendi şey yani olan safi dolar. 6,8 trilyon dolar. Bunu sürekli basıyorlar bunu. Artıyor. İşte düşürmüşler biraz. Niye düşürmüşlerse 900'den 800'e düşürmüşler. Şimdi buradaki olay klasik ekonomide daha önceki videolarda bahsetmiştik ya hep. Şu şekil gitmesi gerekir dolar basımını. Sabit popülasyona göre 45 derecelik bir açıyla gitmesi gerekir. Ama 45 dereceyle götürmediler gördüğünüz üzere. Daha düşük bir şeyle açıyla getirdiler. Sebep? Sebep senin zenginleşmeni engellemek. Senin zenginleşmeni istemiyorlar. Roger Ver'in bir tweet'i vardı. Geçenlerde tweet attı. Parayı özgürleştirirsek, doları özgürleştirirsek yani insanlığı özgürleştiririz diye. Şu an dolar özgür değil. Birkaç bankanın, başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere diğer merkez bankalarının tek elinde ve o adamlar senin zengin olmanı istemiyor. Nasıl istemiyor? Doları böyle yavaş yavaş basarak. Dolar ne? Para. Para ne? Daha önceki videolarda anlatmıştık. Eski videoları açın bakın. Para dediğin şey özet geçiyorum. Ayrıntısıları o diğer videolarda. Ticarette değerini belirlemek için kullanılan bir şey. Değer ne? İnsanlar neyi kabul ediyorsa değer o. İnsanlar şu an doları kabul ediyor. Daha önceden altındı. Bir zamanlar zeytinyağıydı. Bir zamanlar deniz kabuğuydu. İnsanlar deniz kabuğu kabul etmiş yani. Biz çocukluğumuzda mahallede gazoz kapağı yapıyorduk mesela. O bizim değerimizdi. Biz ona göre al sat yapıyorduk kendi aramızda çocuklar arasında. İnsanlar neyi kabul ediyorsa değer odur aslında. Bilmem ne tablosuna 200 milyon dolar para veriyor. Çünkü adama göre 200 milyon dolar onun değeri veriyor yani. Ama bunlar ne yapıyorlar? Şu kağıt para mevzusu çıktığından beri bu 3-5 banka, 3-5 aile deyin ona öyle şey var. İşte 7 aile yönetimi ve dünyayı diyorlar ya. Bir de akademisyenlerin de gazlamasıyla ya da o paralı akademisyenlerdir onlar belki. Şu 1930'da bir kriz oldu ya Amerika'da. Şu şey Dolcumuz'da. Şu 1930'daki şuradaki kriz. Burası mı? Burası. Şurası. Bakın 1930'daki bu büyük buhran. 1970'te 80'lerde şurada şu bölgede doların altında olan bağı kesildi. İşin çakallıkları burada başladı zaten. Dolar rezerv para birimi olduktan sonra dünyadaki zengin fakir ayrımı aradaki uçurum
sürekli giderek arttı. O buradaki çakallıktan kaynak. Akademisyenler, ekonomistleyenler, paralı shiller'lar, paralı akademisyenler dedi ki ya 1930 krizinde para basmamıştık biz. Daha doğrusu siz para basmamıştınız. Para basmak kötü bir şey. Basmayın para. Doları da altından çıkartıp doları rezerv para birimi yaptılar ve dediler ki para basmayın. Devletleri sıkıştırdılar böyle. Niye? 1930'da işte basmamıştık. O krizde para basarak şey etmedik. 50 milyon dolar para bastık sadece ve kriz bitti. Birkaç video önce hani birkaç hafta önce bundan bahsetmiştik. Demiştim ki 1930'da dünya nüfusu 500 milyondu. Ulan şimdi dünya nüfusu 8 milyar. Ulan sen nasıl akademisyensin? Paralı köpeksin işte. Para dediğin şey ekonomide kullanılan bir şey. Ticarette kullanılan bir şey. Dünya nüfusuna göre basıyor olman gerekiyor onu. Dünya nüfusun sürekli artıyorsa, senin değer depon sabitse, altınsa o bilmem neyse, petrolse neyse artık, senin nüfusun arttıkça o nüfusa yetecek kadar da kağıdın olması gerekiyor. Onu bir şekilde basacaksın. Bastırtmadılar onu. Onun sonucu ne oldu? Yavaş yavaş basıldı para. Yavaş yavaş basıldığı için de halka gitmedi o para. Bankalar aracılığıyla. Kime gitti? 3-5 tane şirkete gitti. Burada gördüğünüz muhabbet oldu işte. 3-5 şirkete gidince o şirketler kendi hisselerini aldılar sürekli pumpladılar. Kendi hisselerini aldılar sürekli pumpladılar. Yani MicroStrategy'nin şu anda yaptığı mesela 0 faizli kredi aldı gitti o para basan bankadan. Amerikan Merkez Bankası'ndan ya da İngiltere bilmem ne bankasından ya da Avrupa Merkez Bankası'ndan. Gitti 0 faizli kredi aldı getirdi Bitcoin'e yatırdı. O zamanlar Bitcoin yoktu. Apple vardı 0 faizli krediyle gitti. Apple'ı aldı. Alır almaz fiyatı artıyor zaten onun. Paradan para kazanıyor. O ekstra kazandığı para kimin parası? Senin paran. Yani ne yapmış oluyor? Senin paranı çalmış oluyor aslında. Ondan sonra yok kriz var bilmem ne var o var bu var deyip devlete tekrar para bastırıp bu tepeye kadar çıkarttığı şeyi, hisseyi devlete aldırtıyor. Çünkü burada alan yok. Seni zaten soymuş halkı. Halk zaten alamıyor bunu 2000 dolardayken. E kim alacak? E Amerikacığım almazsanız bunu bu da hisse çakılır aşağı. Ekonomik kriz olur bilmem ne olur. O yüzden Amerikan Merkez Bankası tekrar para bassın, alsın bunları. Böyle böyle devletleri soydular hep. Böyle böyle hep para bas, al para bas al. Neye alıyorum para bas? Para basıp senin tepeye çıkarttığın hisseyi alıyorum devlet olarak. E bu para kimin parası? Normalde nereye gitmesi gerekiyor bu paranın? Devlet parayı basıyor. Halka gitmesi gerekiyor değil mi? Halka mı gidiyor? Hayır. Kime gidiyor? Bu şirketlere gidiyor sadece. 1970'ten sonra da akademisyenlerle birlikte öyle bir şilleme operasyonu yapıp para basmak kötü bir şey, para basmak kötü bir şey dediler. Ve fakir, zengin, orta sınıf diye bir şey kalmadı. Uçurum giderek arttı. Zengin sürekli zenginleştirdi. Para parayı çeker muhabbeti işte. Fakir de giderek fakirleşti. Onlar sürekli zenginleştiği için sürekli ekstra yatırım yapabildi. Mahallede bakkalınız kalmadı. Niye? Çünkü Migros var artık. Üretim yapamıyorsun. Niye? E Migros üretiyor çünkü. Çünkü parayı sürekli ona akıttın. Migros'a girin. Marka marka şeyler vardır. Atıyorum pirinç, bulgur bilmem ne bilmem ne falan filan. Ketçap, metçap. Geçen gün gittim. Ketçapın bile Migros markası var ya. Ya sana ne? Ketçaptan bırak ketçapı da ketçap üreticisi kazansın da. Sen niye giriyorsun o işe? Tekelleşme işte. Parayı basıp bu herifi basarsak o adam da o ketçap üreticilerini bilmem ne üreticilerini batırır. Tekelleşme olur. Ondan sonra ekonomik kriz var bilmem ne var moduna girersin. Para basmamanın sonuçları bunlar. Öyle bir hale getirdiler ki dünyayı. Şurada 45 dereceyle bassa parayı yani nüfusa oranla bassa şu açıda bassa bir sıkıntı olmayacak. Bakın gene aynı zaman içinde gene aynı seviyelere geliyorsun ama para halka dağılmış oluyor. Ancak sen şu açıyla basarsan bu parayı işte burada bir kriz çıkar para basmak zorunda kalırsın. Ekstradan daha seri daha sert para basmak zorunda kalırsın. Ama adamlar şurada senin bütün sistemini ele geçirmiş olur zaten. O şirketler. Şurada insanlık düşmanı diye video attık. Orada bahsettiğimiz şirketler senin bütün sistemini ele geçirmiş olur. Ondan sonra senin bastığın bütün para o şirketlere akar. Ondan sonra tekrar bir ekonomik kriz olmaması için senin daha dik bir şekilde para basman lazım. E bu para da o şirketlere gider. Mecbur. Çünkü şu bölgede her şeyi kaptırmış oluyorsun onlara. Devlet ve halk olarak. Oradaki salaklık ne? Halk yetkiyi devlete verdi. Para basma yetkisini. Devlet de aptallık yapıp şirketlere kaptırdı bütün her şeyini. Devlet dediğin sistem o kadar zeki bir sistem değildir. Halk ne kadar zekiyse devlet de o kadar zekidir. Sonuç bütün para şirketlere gidiyor. Böyle bir çıkış mı var Allah aşkına görüyorsunuz yani. E nasıl engellenecek bu? O filmlerde gördüğünüz şey işte dünyayı şirketler yönüyor uzay yolu filmleri falan filan var ya. Nasıl engellenecek bu? Para basma yetkisi devlette. Devlet para basıyor ama adamlar tehdit ediyor. Bu hisseyi alacaksın kardeş diyor. Dow Jones hisselerini alacaksın yoksa batıyor bunlar. Bu hisseler batarsa fabrikalar kapanır. E mecbur devlet de onu alıyor.
Nasıl engellenecek bu? Senin verdiğin yetkiyle sana dağıtması gereken, hani basıp sana dağıtması gereken para o adamlara akıyor bir tek. Sana gelmiyor asla. Sana gelse bile dönüp dolaşıp tekrar o adamlara gidiyor. Çünkü sen Migros'tan alışveriş yapıyorsun. Normal üreticiden, köydeki üreticiden almıyor herif. Almam diyor. Senin domatesini sokmam diyor şeyine, rafıma. Senin markan olmayacak orada diyor. Orada Migros markası olacak. Bilmem ne markası olacak. Yani basılan bütün para 3-5 tane şirkete gidiyor. Hepsi de birbiriyle bağlantılı o şirketleri. Holdingler işte. Nasıl engellenecek bu peki? Nereye kadar gidebilir dünya bu şekilde? Böyle engellenir.